Muhalefet cephesinde ise daha seçim gecesi kameraların karşısına geçip açıklama yapan Devlet Bahçeli bugün de İstanbul'da Ekmelettin İhsanoğlu'nu ziyaret edip teşekkür etti. Ama bir habercinin istifa edecek misiniz sorusuna sert yanıt verdi. Çok mu arzuluyoruz? Bahçeli kızdı. İstifa edecek misiniz sorusuna bu karşılığı verdi. Muhalefet partilerini sürekli olarak işaret eden Erdoğan'a da gönderme yaparak yanıtladı soruyu. Çok mu arzuluyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'ın şu arzusuyla paralel gitme. İstanbul'a Çatıaday Ekmelettin İhsanoğlu'nu ziyaret için gitti Bahçeli. Çamlıca'da partililer tarafından karşılandı. Bahçeli, Çatıaday Ekmelettin İhsanoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öncesinde Çankaya Köşkü'ndeki veda resepsiyonundaydı. Her köşede Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni başbakanın kim olacağı konuşulduğu sırada Bahçeli, Gül'le bir araya geldi. Bahçeli ile Gül arasındaki sohbette duyulan iki cümle dikkat çekti. Bahçeli Gül'e, siz AK Parti'de hep ilkleri gerçekleştirdiniz. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldunuz. Şimdi de Cumhurbaşkanı olduktan sonra başbakan olarak bir ilki daha gerçekleştirin, dedi. Gül bir yanıt vermedi. Gülümsemekle yetindi. Kayıt cihazları açıldı ve Bahçeli'ye AK Parti içinden kim başbakan olursa daha uyumlu çalışırsınız sorusu yöneltildi. Ve bir de AK Parti içinde başbakanın kim olacağı konusundaki farklı görüşler. Onlara karışamayız. Bizim bu kadar güzide arkadaşımız varken AK Parti'den tercihte bulunmam yanlış olur. Bir siyasi kurumda ani değişiklikler veya önceden tahmin edilmiş olsa dahi sonuçların birden ortaya çıkması hali yeni arayışlar, yeni dengeler, yeni kişiler ortaya çıkartır. Bu süreci yaşıyorlar. Bahçeli CHP'deki tabloyu da değerlendirdi. Muhalifler aceleci davrandı dedi. Oradaki değerli milletvekilleri çok aceleci davranmışlardır. 24 saat geçmeden bunu gündeme getirmeleri AKP'yi besleyen, onların iç bünyesindeki tartışmaların üstünü örten bir yaklaşımdır. MHP'nin içinde bayrak açan olur mu sorusuna ise Bahçeli'nin yanıtını etti. Hiçbir şey olamaz MHP'nin içerisinde. MHP bayrağı sadece göndere çeker. Peki. Başka yerde çekmez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş olduğu çalışma bana göre başarılıdır. Bunun tersini düşünmüş olsaydınız, %60'la da Recep Tayyip Erdoğan gelmiş olsaydı, elinde bu mikrofonla dolaşabilir miydin?